Merhaba dostlarım, Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bu videomda sizlere İslam dininde akrabalık bağlarının ne kadar önemli olduğunu anlatmaya çalışacağım. Kur'an-ı Kerim'de Allah aile kurumunu ve akrabalık bağlarını çok önemsemiştir. Bunları koparanlar hakkında da çok ağır ifadeler vardır Kur'an'da. Sizlere bu konudaki en çarpıcı ayeti okuyarak başlıyorum. Rad suresi 25. ayet. Allah'a verdikleri sözü pekiştirilmesinden sonra bozanlar, Allah'ın korunmasını emrettiği şeyleri yani akrabalık bağlarını koparanlar ve yeryüzünde fesat çıkaranlar var ya, işte lanet onlara, yurdun kötüsü de onlaradır. Maalesef günümüzde akrabalık bağları neredeyse yok denecek kadar azaldı. Neredeyse akrabalık bağlarını korumayı bırak, herkes birbirinden kaçacak yer arıyor. Bundan 30-40 sene önce Türkiye'de akrabalık bağları son derece iyiydi. Kuzenlerimizle adeta kardeş gibi yaşardık. İlişkilerimiz o kadar sıkı fıkıydı. Hatta bırakın akrabayı, komşuluk ilişkileri bile en üst düzeydeydi. Şimdi yeni nesil gördüğü zaman onlara masal gibi gelebilir ama o eski Türk filmlerinde izlediğimiz Adile Naşit, Münir Özkullu filmler, gerçekten öyle mahalleler vardı, biz de yaşadık o mahallelerde. Birçok erkeğin cuma namazının hutbesinin sonunda dinlediği ayeti sizlere okuyorum. Nahil suresi 90. ayet. Şüphesiz ki Allah adaletli davranmayı, iyilik yapmayı ve akrabayı görüp gözetmeyi emreder. Her türlü hayasızlığı, kötülüğü ve azgınlığı yasaklar. Düşünüp anlayasınız diye Allah size böyle öğüt verir. Türkiye'de hemen hemen erkeklerin %90'ı cumaya gider. Her cuma hutbede de bunu dinler. Maalesef hiçbir öğüt aldığımızda yok. Tabii ki istisnalar kaideyi bozmaz. Kurunun yanında yaş telaş yapmaz. Batı aile kurumunu bitirmek için elinden geleni yaptı hemen hemen 100 yıldır. Ama Batı yaptığı hatanın farkına vardı. Aile kurumunu desteklemek için, onu ön plana çıkarmak için elinden gelenden fazlasını bile yapıyor bugün. Bunu da nereden çıkarıyorsun diyenlere benim cevabım şu olur. Ben Rusya'da bulundum. Aile kurumu gerçekten orada çok ön planda. Bunu ben Rusya'da kendi gözlerimle gördüm. Ben sinema sever bir insanım. Çok film izlerim ama nitelikli filmleri seyrederim. Amerikan sinemasında aile kurumu o kadar ön plana çıkarılıyor ki son yıllarda. Mesela size çok uç bir örnek vereyim. Hızlı ve Öfkeli serisini hepiniz bilirsiniz. Orada bile aile o kadar ön plana çıkarılıyor ki. Peki bu konuda biz ne yaptık? Onların 100 sene önce çıktığı bu yolculuğa son 20 senedir biz de çıktık. Dolu dizginde devam ediyoruz. Televolelerden tutun, o iğrenç kadın programlarından tutun, o iğrenç evlilik programlarından tutun. Dolu dizgin devam ediyoruz aile kurumunu yok etmeye. Hani dindar nesil yetiştiriyoruz ya, gerçekten çok dindar nesil yetişiyor Türkiye'de şu anda. Yani kaldı ki o batılı adamlar yaptığı yanlışı anladı, geri dönmek için de elinden geleni yapıyor. Bizler de dolu düzgün onların daha önceki gittiği yoldan son süratle gidiyoruz. Bakalım nereye kadar gidecek. Günümüzde çok dindar gibi görünen, bu bağların kopmasında çok etkili olan münafıklar için Allah Muhammed suresi 22. ayette bakın ne diyor. Muhammed suresi 22. ayet. Ey münafıklar! Demek fırsatını bulup iş başına geçecek olsanız, bozgunculuk yapacak ve akrabalık bağlarını keseceksiniz, öyle mi? Son 20 yıla şöyle bir bakarsanız, Muhammed suresi 22. ayet ne demek istiyor o zaman anlarsınız. Son olarak Rum suresi 38. ayette Allah şöyle buyurur. Öyleyse akrabaya, yoksula ve yolda kalmışlara hakkını ver. Allah'ın rızasını isteyenler için en hayırlı yol budur. Kurtuluşa erecek olanlar da işte bunlardır. Kur'an-ı Kerim'de akrabalık bağlarını vurgulayan çok daha fazla ayetler vardır. Ben size en çarpıcı olanlarını anlatmaya çalıştım. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Hoşça kalın dostlarım.